Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Manchester zaferinin ardından Antalya Spor'la karşı karşıya geldi. Ve yine tabii ki diğer oyuncuların da hakkını vermek gerekir. Ama Mauro Icardi üzerinden konuştuğumuz ve konuşmak durumunda olduğumuz bir maçtı. Ben şunu bekledim. Rehavet demiyorum ama çok yüksek seviyede bir maçı oynayıp bir yorgunluk olması doğaldır ki bazı oyuncularda bunu gördük ama Icardi de o yorgunluğu görmeyince aynı iştahı, aynı isteği, aynı arzuyu görünce bence tüm takım da ayak uyduruyor. Bir kere Icardi dünyaya mesaj veriyor. Kendi ülkesine mesaj veriyor. Kendi milli takım seçicilerine mesaj veriyor. Ama orada hani bir yaşanmışlık var. Maradona döneminden aforoz edilmişliği var. Belki onu kaldırırlar mı bilmiyorum ama şu anda bu benim kendi kişisel görüşüm. Premier Lig'de de birçok takım, İspanya Ligi'nde de birçok takım, işte Fransa Ligi'nde de birçok takım ki bunlar şampiyonluğu oynayanlar keşke bizde olsa diyorlardır. Avrupa'da çok ciddi biçimde e, iyi kaliteli santrofor arayışı varken e, Erkeğin'in Bayern Münih'e gittiği rakamı gözün önüne getir. bu kadar yüksek rakamların döndüğü bir yerde birçok takım keşke bizde olsaydı diyordur olağanüstü bir bak altını çizerek atıyorum. olağanüstü bir santrofor portresi çiziyor bize. Attığı gol var ya dünyada kaç tane santrofor atabilir onu? Yani topun gelişine öyle o ok şekilde vurmak. İndirdiği top yani Damison Sanchez'in attığı gol. Ya indirdiği top yükseldi, indirdi. yani kafasını çevirirken bile etrafına bakıyor. Tüm bunların ötesinde rakip e, stoperlerin çıkmasını engelliyor. Hani şey deniyor. Ağır. hiç de ağır değil işte. De Savunmayı hücumda başlatan bir Santorfordan bahsediyorum. Tabii. Yani gözü gözü kapalı hani gözü kapalı dünyadaki birçok takıma pat diye koyarsınız. Olağanüstü. Benim, Olan benim şu dikkatimi çeken şu aslında. Ee, hani iştah, istek ve arzuyu niye söyledim? Yani attığı gol, e, Sanchez'in golünde indirdiği top bunlar hepsi onun yaptığı şeyler zaten meziyetler. Bunda bir sıkıntı yok ama son bölümde bir top vardı. Tete kontrat açıklı Tete ile Galatasaray 90 artılardaydı. Bir depar TT atamadı topu İkar diye. Geçen gün de Barış Alper Yılmaz'ın böyle bir pozisyonu olmuştu. Mesela maç bitti geçen gün Ankara Gücü maçı üçlü çekerken taraftar ve futbolcular Barış Alper'i çekti anlatıyor. Burada da yine aynı sevinç varken Kerem'i çekti. Bak şöyle yap böyle yap diye. Aynısı Tete'yi çekti böyle yap şöyle yap diye. Takımı da oyuncuyu da yönlendiren ve orada anında Hani Okan Hoca'dan önce görüntülü analiz yaptı Mauro Icardi. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da 3 isme zam kararı. Galatasaray, Saçevoy, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı'nın ücretlerine zam yapacak. Sasha 400 bin euroluk ücretinin 1 milyon euroya çıkarılacağı öğrenildi. Cimbom'da cam yapılması planlanan ikinci oyuncu ise Kerem Aktürkoğlu olacak. Kerem'in geçen sene 20 milyon liraya çıkartılan garanti ücretinin ise yeni sözleşme ile beraber 30 milyon liradan az olmayacağı bildirildi. Galatasaray'da 2 sezondur harika bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakçı'nın aldığı 19 milyon yıllık ücretinin ise Kerem'de olduğu gibi 30 milyon liraya çıkartılacağı öğrenildi. Ayrıca Galatasaray'da Okan Burak'a da dev zam geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir grup aşaması başlangıcına imza atan Galatasaray, Süper Lig'de de 7 maçlık galibiyet serisini yakaladı. Milli arada Galatasaray kurmaylarının dikkat çeken hamlelerde bulunacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılarda idarecilerin ilk olarak Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi. Geçen yıl 20 milyon lira kazanan ve takımı şampiyon yapan Okan Buruk'a ciddi anlamda bir düzeltme yapılacağı belirtildi bu sezona da çok iyi başlayıp hem ligde hem de Avrupa'da yoluna dolu devam eden Galatasaray'da Okan Burun yeni zamla beraber ücretinin 60 milyon liraya çıkartılacağı bildirildi. Okan Buruk ile kontratının yine bir senelik yapılacağı öğrenildi. Jules Kondé'nin sakatlığı sonrası saçı boyaya gün doğdu. Hayali gerçek olabilir. Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sasha Boye, Fransa'nın U24 elemelerinde oynayacağı Hollanda ve İskoçya maçlarının kadrosuna alınmamıştı. Didier Deschamps'tan kadro ile ilişkin ilk açıklamasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanya Liga ekiplerinden parça forması giyen Fransız Sabe Koende'nin Granada maçında sakatlanmasının ardından gözler Galatasaray forması giyen Sasha Boye'ye çevrildi. Euro 2024 elemelerinde B grubunda yer alan Fransa, Hollanda ve İskoç ile oynayacağı maçların aday kadrosunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. La Liga'da dün akşam oynanan Granada Barça maçında sakatlanan Coinde Fransa milli takım kadrosundan çıkartıldı. Başarılı Sabek'in yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından gözler Sasha boya çevrildi. Jules Koundé'nin yerine kadroya dahil edilmesi muhtemel isimler arasında Muhammed Simekan, Disasi ve Sacha Boya gösterdi. Fransız futbol severlerin tercihi ise Sacha Boya'dan yana oldu. Daha önce sık sık A takım seviyesinde Fransa milli takımının formasını giymeyi hayal ettiğini söyleyen Sacha Boya, Koundé'nin yerine kadroya çağrılması durumunda kariyerinde bir ilki yaşayacak. Fernando Muslera da açıkladı. Milli arada dinlenirim. Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Devler Ligi'nde Manchester United ile oynanan karşılaşmada takım arkadaşı Abdülkerim Bardakçı ile çarpışan Mustera elinde bir ağrı hissetmişti. Normal şartlar altında mücadele sonrasında yapılan kontrollerin ardından sarı kırmızı ekibin teknik ekibi tecrübeli file bekçisine Antalya Spor Deplasmanı'nda dinlenmesi konusunda öneride bulundu. Ancak Mustera milli nedeniyle dinlenecek vaktinin olduğunu söyleyip fedakarlık yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Bu gelişmenin üzerine Uruguaylı kaleci Antalya ile oynanan maçta iğneyle çıktı. Kritik maçta da elinden gelenin en iyisini yapan Danto kalesini gole kapattı. 37 yaşındaki kaptan karşılaşma öncesinde de takım arkada işiyle bir konuşma yaparak motive etti. Mustera'nın rehavet konusunda arkadaşlarını uyardı öğrenilirken Manchester United'ı yenmiş olabiliriz ama daha işimiz bitmedi. Şampiyon olmak için ciddiyetimizi korumalıyız. Bu yüzden milliara öncesinde taraftarımızı mutlu etmeliyiz. Karşılaşmayı kazanıp güzel bir tatil yapacağız dediği öğrenildi. Gomez de Türkiye'den gittiğine bin pişman. Galatasaray'da geçen sezon ligin ilk haftalarında attığı kritik gollerle şampiyonlukta pay sahibi olan Fransız golcü Gomis, Japonya liginden Kawasaki Frontale'ye transfer olmuştu. Yıldız futbolcu yeni takımının 3 ilik 2 saatte Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maça çıktı. Henüz gol ya da asist başarısı gösteremedi. Gomis takımının Ulsan Horay ile oynadığı son maçta sadece 8 dakika forma giyebildi. Gomis Galatasaray'da geçen sezon 28 maçta oynayıp 10 kez gol atmıştı. Manuel Neuer için Galatasaray maçı açıklaması. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Bayern Münih'te önemli bir gelişme yaşandı. Alman ekibinin sportif direktörü Christoph Freund takımının deneyimli flebekçisi Neuer'in bu karşılaşmada sahada olabileceğini söyledi. Freund Monreal Neuer ya Mainz ya da Galatasaray maçında kalede olacak açıklamasında bulundu. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.